Sayın Başkan, Sayın Vekiller, sizleri saygıyla selamlıyorum. Ekranları başında bizleri izleyen değerli halklarımızı saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şu anda cezaevlerinde haksız ve hukuksuz olarak tutulan ve bizleri izleyen Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Gülten Kışanak, Sabahat Tuncel ve Selçuk Mızraklı şahsında cezaevlerindeki tüm arkadaşlarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sizler insani ve siyasal duruşunuzla bizlerin onurusunuz. Sayın Vekiller, 2024 bütçesinin hem plan ve bütçe komisyonu hem de meclis genel kurulu görüşmeleri bir kere daha göstermiştir ki DEM Parti olarak bütçe görüşmelerinde önemli bir mücadele verdik. Bütçenin halkların bütçesi olması için sözümüzü en gür şekilde söyledik. 11.402 liralık sefalet ücretine mahkum edilen asgari ücretlilerin, aylık 7.500 lira reva görülen emeklilerin, yoksullaştırılan kadınların, tarlasına gübre atamayan çiftçilerin, yok sayılan engellilerin, günü siftahsız kapatan esnafın, barınamayan ve KYK borçlarını ödeyemeyen öğrencilerin, ataması yapılmayan öğretmenlerin, ormanlarını ve yaşam alanlarını savunan köylülerin ve daha nicelerinin sesini ve taleplerini bütçe görüşmelerine taşıdık. Eksiklerimiz ve yetersizliklerimiz olsa da canla başla çalıştık. Ancak bu kadar emeğe, bu kadar mesaiye, bu kadar tartışmaya rağmen AKP-MHP ortaklığı 2024 bütçesinde bir virgül dahi değiştirmedi. Tüm muhalefetimize rağmen halkların taleplerini 2024 bütçesine yansıtmadı. 2024 bütçesinin plan ve bütçe komisyonunda yaklaşık 4,5 hafta süren görüşmelerinde 50 tane önerge verdik. Halkın sorunlarının çözülmesi için ödenek artırılmasını talep ettik. Ancak yine Cumhur İttifakı oylarıyla önergelerimizin hepsi reddedildi. Evlerin depreme dayanıklı hale getirilmesine, deprem bölgesinde uygun eğitim şartlarının sağlanmasına, engellilerin kamudaki istihdam kotasının artırılmasına, en düşük emekli aylığının yoksulluk sınırının yarısına denk gelecek şekilde yeniden düzenlenmesine, kreş açılmasına, öğrenciler için yeni yurtlar yapılmasına kim karşı çıkabilir? Kim hayır diyebilir? Cumhur İttifakı bunlara bile hayır dedi. Evet, yıllardır söylediğimiz gibi bütçeler bir iktidarın vicdanıdır. 2024 bütçesi vicdansız bir bütçedir. Biz 2024 bütçesini görüşürken milyonlarca insanın gözü kulağı asgari ücret tespit komisyonunda. Bu bir utançtır. Bir toplumun şayet en önemli gündemlerinden birisi asgari ücret toplantılarıysa vay o ülkenin haline. Neden? Çünkü Türkiye'de çalışanların yarısından fazlası asgari ücret alıyor. Neden? Çünkü asgari ücret Türkiye'de temel ücret haline gelmiş durumda. Çünkü emeğiyle geçinen yurttaşlar enflasyona yem edilmiş durumda. Çünkü herkes yeni yılda gelecek zam ve vergi yağmuruyla nasıl baş edeceğim diye hesap yapıyor. Maalesef asgari ücret bu ülkede artık ortalama ücret oldu. Artık 10 milyonlarca işçi ve emekçi asgari ücretle hayatını sürdürmek zorunda kalıyor ve bu iktidar yanlış ekonomi politikaları ve tercihleriyle işçiyi, emekçiyi, dar gelirliyi, ücretli çalışanı perişan etmeye devam ediyor. Sayın Vekiller, bu bütçe hangi uluslararası koşullarda tartışılıyor? Bu konuda birkaç belirleme yapmak istiyorum. 2023 yılı küresel egemen güçlerin kıyasıya çarpıştığı, jeopolitik rekabetin korkunç derecede arttığı, toplumsallık adına somut ilerlemelerin yok hükmünde olduğu bir yıl olarak geride kalıyor. Bu yılı geride bırakırken içinden geçtiğimiz buhran tablosunu en iyi belirsizlik ve polikriz kavramları karşılamaktadır. Bu belirsizlik çağı geride bıraktığımız bu yılı da doğrudan özetlemektedir. Bakın IMF'nin son küresel tahmininde yaklaşık 70 kez belirsizlik kavramı geçiyor. Oysa 2022 raporlarında bunun yarısı kadardı. Aynı şekilde çevresel, jeopolitik ve ekonomik krizlerin iç içe geçmesini anlatan polikriz kavramının da 2023'te Davos'a damga vurması tesadüf değildir. Savaş semptomlarının canlı kaldığı ve küresel alanın yumuşak karnı sayılan ekonominin iyice kırılganlaştığı bir aralıkta, demokrasiye güvenin iyice azaldığına, faşizan popülist sağcı siyaset ve yapıların yükseldiğine küresel alanda tanık olmaktayız. Sayın Vekiller, şu an küresel siyasette iki temel süreç
tüm alanlara şekil veriyor. Merkezi güçlerin hegemonya savaşı bu iki hat üzerinden sürüyor. Bunlar İMEK ve OBOR hatlarıdır. OBOR yani Çin'in 2013 yılında hayata geçirdiği 150'den fazla ülke ve 30'dan fazla uluslararası kuruluşla anlaşmaları olan 1 trilyon dolarlık yatırımı aşan bir kuşak bir yol girişimi şu an Çin'in mega projesi olarak adeta kıtayı etkilemektedir. Hindistan'da yapılan son G20 zirvesinde duyurulan İMEK ise yani Hindistan Orta Doğu Avrupa Ekonomi Koridoru'nun Çin'in bu kuşak yol projesine karşı bir çerçeveleme konsepti olarak bu yıl ilanı yapılmıştır. Çin'in küresel ekonomi üzerinde artan etkisini bu şekilde kırmaya amaçlayan bu girişim Hindistan'dan Avrupa'ya uzanan bir koridor ile enerjiye dair yepyeni bir projeksiyon çiziyor. İMEK projesinde Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve Pasifik bölgesinin büyük ekonomileri yer alıyor. ABD öncülüğünde yürütülen bu projede İsrail'in Arap dünyasına entegrasyonu, Hindistan üzerinden Körfez ülkeleriyle işbirliği ve İran'ın izole edilmesi, Rus gazına bağımlılığı azaltmak, Çin ile rekabette Hindistan'ı yanına almak gibi pek çok amaç güdülüyor. İsrail, Suudi Arabistan, Ürdün, Yunanistan gibi ülkeler bu projede en kazançlı ülkeler olarak görülürken Türkiye bilinçli bir şekilde dışarıda tutuluyor. Bu durum Türkiye'nin güven vermeyen dış siyaseti ve tutarsızlığı, bölgesel Kürt düşmanlığı, sosyal çürüme yaratan baskıcı iç politikaları ve hukuk adalet gibi evrensel normların bitirilmiş olması bu kararların alınmasında başat etkenlerdir. Çünkü her enerji yolu istikrar ve güven ortamı ister. AK Parti'nin 2023 seçim beyannamesinde vurguladığı Türkiye eksenine kimse evrensel düzeyde güvenmemektedir. Çünkü ortada bir eksen yoktur, sadece hamaset vardır. İşte önümüzdeki yılları derinden etkileyecek OBOR ve İMEK arası rekabet Orta Doğu'da da yaşanıyor. Bildiğimiz İpek yolu ortadan kalkıyor. Orta Doğu tüm bunların merkezi olarak hayati konumunu korumaktadır. Çok uzağa gitmeden Filistin ve Rojava'da, Kuzey ve Doğu Suriye'de devam eden savaşların da gösterdiği üzere uluslararası hukuk, barış kurumları ve bilinen tüm teamiller yerle yeksan olurken 2024'te yeni arayışların burada daha sert cereyan edeceği görülmektedir. Bu iktidar bu gelişmeleri ne yazık ki öngörememiştir. Yanlış okumuştur veya yanlış çözümlere kapılmıştır. Dış politikada hem Orta Doğu'da hem de dünyanın diğer bölgelerinde yanlış üzerine yanlış yapmıştır. Tüm uyarılara rağmen bunları yapmıştır. Şimdi yanlışlardan uzaklaşmaya çalışılsa da güven kalmadığı için olması gerekenlerin hiçbirini yapamamaktadır bu iktidar. Ekonomide faiz sebep, enflasyon sonuç safsatası ile yaratılan felaket, dış politikada ve diplomaside de bir gece ansızın gelebiliriz tehditleriyle sürdürülmüştür. Uluslararası gelişmeler doğrudan bir şekilde ekonomimizi etkilemektedir ve 2024 bütçesi bu gelişmelere hazır değildir. Sayın vekiller, konuşmamın bu bölümünde size bu çatı altındaki yani meclisteki bir çalışmadan, bir çabadan, bir rapordan söz edeceğim. Şu kitap. Bu belge Kasım 2013 yılında tamamlanmış. Yasama dönemi 24. Yasama yılı 4. Sıra sayısı 571. Şu gördüğünüz rapor meclisin belgeleri arasında ve arşivinde. Toplumsal barış yollarının araştırılması ve çözüm sürecinin değerlendirilmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu raporu Kasım 2013'te yayınlanmış. Şimdi 495 sayfa yaklaşık, tuğla gibi 12 bölümden oluşuyor ve dediğim gibi meclis belgeleri arasında. Okumanızda fayda var bu belgeyi. Okumanızda fayda var. Çünkü Kürt sorunu hakkında bütçe görüşmelerinde dinlediğimiz kimi konuşmalar bize gerçekten eğitim şart sözünü hatırlattı. Bu komisyon 43 kişiyi bu meclisin içinde, 129 kişiyi ise çeşitli şehirlerde dinleyerek bu raporu oluşturdu. Bu raporda geçen bazı konulara, bazı başlıklara değinmek istiyorum sadece. İçindekiler bölümüne baktığımızda 12 bölümden oluşan bir rapor bu. Gerçekten çok kapsamlı bir rapor. Ve bu birkaç başlığa değinerek nereden nereye geldiğimize dikkat çekmek istiyorum 10 sene içinde.
Bu başlıklardan bazıları şöyle: yeni anayasa, ana dil tartışmaları, özerklik tartışmaları, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, koruculuk müessesesi, yerleşim yeri adları tartışmaları, şiddet kültürü, travma toplumu. Say say bitmez. Gerçekten 495 sayfa. Şimdi bu konulardan herhangi birine dair bu çatı altında bir tartışma açalım, konuşalım, fikrimizi söyleyelim desek iktidar ortağı ve bu konudaki gizli ortağı hep birlikte terörü diyerek bizi bastırmaya, sesimizi kısmaya çalışmaktadır. Şimdi bu mecliste dile getirdiğimizde linç edileceğimiz kimi konular o dönem hem tarihsel hem güncel boyutuyla tartışılmıştı. Bu meclisin, bu çatının altında. O zaman ben de bu komisyona gelmiştim ve Avrupa Yerel Yönetimler Özellik Şartı ile ilgili fikirlerimi anlatmıştım. Bütün çağdaş demokrasilerde ve nüfusu ve coğrafi alanı büyük olan ülkelerde merkezi vesayet yerine ademi merkezi anlayışın gelişmesi büyük önem taşıyor demiştim. Komisyon raporunun sonuç bölümünde şöyle bir yer var. Diyor ki, Kürt kimliğinin red, inkar ve asimilasyonu, silahla bastırma ve polisiye tedbirlerle sorunu çözme yaklaşımı ile demokratik bakış, diyalog, görüşme ve görüşmeyle çözüm yaklaşımı arasındaki farkı iyi kavramak gerekmektedir. Devam ediyor. Çözüm sürecinin başarıya ulaşarak akan kanın kalıcı bir şekilde durmasıyla elde edilecek ortam ile ülkemizin yakalayacağı ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel gelişme ivmesi de orta ve uzun vadede çözümün hanesine yazılacak önemli kazanımlar olacaktır. Bunları biz söyleyince sizin öfkelendiğiniz fikirler, ama bunları işte bu meclis çatısı altında oluşturulmuş olan bu raporda açık ve net bir şekilde ifade ediliyor. Şimdi bahsettiğimiz o günleri nostalji olarak anlatmıyorum sayın vekiller. Kürt sorununda gerçek bir çözüm için gerçek bir girişim olduğundan dolayı size bunları hatırlatıyorum. Çözümde şeffaflık, demokratik, hukuki, parlamenter zemin, siyaset zemini işler. Çözümsüzlükte ise tüm bu zeminler hasar alır. Hukuk dışılık, gayrimeşruluk, karanlık politikalar devreye girer. Çözümde demokratik siyaset güçlüdür. Her türlü karanlığı sona erdirir. Çözümsüzlükte ise karanlık güç kazanır. Demokratik zemini ortadan kaldırır. Hukuksuzluk karanlığı her yeri, tüm toplumu sarar ve kuşatır. Şimdi iktidar partisi biz Kürt sorununu çözdük. Artık Kürtlerin hiçbir sorunu yoktur. Kocaman yalanla bizi inandırmaya çalışıyor. Neden mi yalan? Bakın, bir yandan 2013-2015 arasında ülkede çözüm rüzgarları eserken kamu güvenliği müsteşarlığında da 2014 sonunda çöktürme planı adlı bir plan tek tek adım adım tartışılıyor. Bu kapsamlı ve tamamen Kürt muhalefetini ve siyasetini tüm kurum ve toplumsal alan örgütlenmeleriyle yok etmeye dönük plan Dolmabahçe'deki mutabakat masasının 2015 Nisan'ında devrilmesiyle hayata geçirilmeye başladı. Ve bu plan hala devrededir. O yüzden Kürt sorunu çözdük sözünüze kimseyi inandıramazsınız. Sizin döneminizde arkadaşlarımız cezaevinde. Sizin döneminizde partimize kapatma davası açıldı. Sizin döneminizde yargı, iktidarın, aparatı ve Kürtlerin üzerinde demokrasinin kılıcı gibi sallanmaya devam ediyor. Sizin döneminizde halkın iradesi gasp edilerek kayyımlar atanıyor. Ve birçok Kürt düşmanı uygulama her gün devam ediyor. Kürt sorununa her gün yeni bir sorun ekliyor bu iktidar. Size sesleniyoruz, iktidara söylüyoruz. Sizin verdik dediğiniz tüm hakların arkasında muazzam bir demokratik mücadele, fazlasıyla ödenmiş bedeller var. Üstelik halen bu bedeller ödenmeye devam ediyor. Kürt halkı tarafından hem de. Yeter artık, edi bes ediyor. Türk Kürt kimse bedel ödemesin istiyoruz. Çağrımız meclisteki bütün partilere, gelin bu sorunun çözümü için yeniden inisiyatif alalım. Çözüm sürecinin tıkanan yanları neydi? Sona ermesinin nedenleri neydi? Bu süreç nasıl ilerletilir? Bir araştırma komisyonu kuralım, hızlı bir biçimde çalışmalarına başlasın ve siyasetin, demokratik kamuoyunun, toplumun önüne bir yol haritası çıkarsın. Kürt sorununun doğrudan kaynaklık ettiği demokrasi, hukuk, adalet, toplumsal eşitsizlikler, ekonomik krizlerin çözüm yolları konusunda araştırma yapmak üzere bir meclis komisyonu oluşturalım ve çalışmalarına başlasın.
Parlamentoda grup bulunan ve bulunmayan siyasi partiler olarak 2. yüzyılında cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmak, eşit yurttaşlığın önünü açmak, toplumsal yaraları saracak onarıcı bir adaletin gerçekleşmesi için neler yapılabileceği konusunda ortak bir gündem oluşturalım ve tartışalım. Cumhuriyetin 2. yüzyılı tüm sorunlarımızın ortak akıl ve uzlaşıyla çözüme kavuşturulacağı bir çözüm yüzyılına dönüştürülsün. Demokrasi yüzyılına dönüştürülsün ve nihayetinde demokratik, eşitlikçi ve özgürlükçü bir anayasayı hep birlikte yapalım. Teklifimiz açık ve net teklifimiz budur. Demokratik çözüm yeri parlamentodur. Çözüm yolu diyalog ve müzakeredir. Çözüm aracı demokratik siyasettir. Demokratik siyasetin güç kazanmasıdır. Sayın vekiller, Kürt sorununun demokratik müzakere yoluyla çözümünden korku duyulmaması gerekiyor. Barışçı ve demokratik bir çözüm toplumun yararına değil midir? Aksini kim iddia edebilir? Herkes şapkasını önüne koyup bunu iyi düşünmelidir. Güvenlikçi politikaların peşinden sürüklenip gidileceğine, bu ülkede toplumsal barışı yaratsak ve dünyaya örnek olsak ne kaybederiz? Hangi iktidar, hangi koltuk, hangi makam, hangi mevki toplumsal barıştan daha değerli olabilir? İnsan hayatından, gençlerin hayatından daha kıymetli olabilir. Bu parlamento nasıl ki uluslararası meselelerde İsrail, Filistin, Ukrayna, Rusya gibi konularda barış ve müzakere çağrısı yapıyorsa, diplomasi öneriyorsa kendi meselemizde de demokratik müzakere sürecini işletebilmelidir. Terzi olarak kendi söküğümüzü neden dikemiyoruz? Biz bu meseleyi kendi içimizde, parlamenter zeminde demokrasi yoluyla çözebilecek birikime, tecrübeye sahip değil miyiz? Sahibiz. Yeter ki siyasi irade ortaya konulsun, burada oturup cesaretle her şeyi tartışabilelim. Sayın vekiller, bakın günlerdir, aylardır, yıllardır bahsettiğimiz bir konu var. İmralı'daki tecrit. Sadece son bir yılda 169 kez başvuru yapıldı ama tek bir cevap yok. Son 3 yıldır da hakeza 1000'e yakın başvuru var, yine cevap yok. Peki böyle nereye kadar? Bu bir çözüm mü? 1000 günden fazla, 34 ay kadar bir süredir Abdullah Öcalan'a aile, avukat veya telefon görüşmesinin yaptırılmaması, mutlak iletişimsizlik uygulaması gerçekten çözüm mü sizce? Bu insanlık dışı bir durum, hukuk dışı bir durum. Tecrit ve İmralı Adası bugün hukukun kara deliği haline gelmiş. Tecrit uygulamasında hukuk nasıl oldu da kendini inkar edecek hukuku oluşturmak durumunda kaldı? Hukuk nasıl oldu da şiddete dönüştü? Bu sorulara makul bir cevabınız yok. Dünyada bir örneği yok bunun. Kimseye böyle bir tecrit yaşatılmadı. Kimseye böyle yaklaşılmadı. Bizler bu hukuksuzluğu anlatmaya devam edeceğiz. Tecrit durumunu, topluma dayatılan alışma halini kesin bir dille reddediyoruz. Bu bilinmelidir. Bunu söylemekten vazgeçmeyeceğiz. Ta ki bu hukuksuzluk sona erene kadar. Sayın vekiller, yönetim dediğimiz şey toplumsal ihtiyaçların düzenlenme alanıdır. Yerel yönetimlerde bu ihtiyaçların toplumsal düzeyde sağlandığı alanlardır. Bu açıdan yerel seçimler, başta demokrasi olmak üzere yerel demokrasi açısından da hayati bir zemindir. Çünkü yerele bakılarak bir ülkenin demokratik siyaset kavrayışı anlaşılır. Yerel yönetim alanlarının özgürlüğü ile toplumsal özgürlükler paraleldir. Bu bir tespitten öte, yüzyılların somutlaştırdığı bir gerçektir. Bundan hareketle biz yerel yönetim anlayışımızı demokratik yerel yönetimler olarak tarif ediyoruz. Merkeze bağlı ama kendi öz gücüne yaslanan bu model, temel belediyecilik hizmetlerinin halkın yararına uygun bir şekilde planlanıp yaşamsallaştırılmasını savunur. Gerçekleştirilen her çalışmanın bütün süreçleri halkla birlikte planlanır, kararlaştırılır ve uygulanır. Yani katılımcı ve müzakereci bir demokrasi bizler için esastır. Geride kalan 30 yıllık deneyimde, yani Halkın Emek Partisi HEP, Demokrasi Partisi DEP ile başlayan, bugün Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi DEM Parti ile süren siyasal gelenek ve yerel yönetim pratiğinde daima toplumsal inşayı hedefledik. Çünkü toplumsal inşa demek, devletçi zihniyete entegre olmadan demokratikleşme kültürü etrafında zihniyet sorunlarının, mülkiyet ilişkilerinin, cinsler arası ilişkilerin, etik, politik ve ekonomik sorunların çözüleceği alanları yaratmak ve son kerede de halkın
kendini ve kentini yönetebileceği bir zemini kurmak demektir. En önemlisi demokratik bir yerel yönetimin, belediyeciliğin ölçütü kadın özgürlüğünde varılan düzeydir. Eş başkanlık, kadın kentleri, kadın belediyeciliği bu anlamda yerel yönetime evrensel düzeyde katkılarımızdır. Şimdi yerel yönetimlere bakışımızın en önemli tarafı ise şudur. Yerel yönetimler deneyimimiz boyunca bu alanı Kürt sorununun çözümünde de başat kıldık. Bundan ötürü 1999'dan 2019 seçimlerine kadar hepsinin taslaklarında, seçim bildirgelerinde yerel yönetimlere dair ortak vurguladığımız başlıklar vardı. Ve bunlar tesadüf değil, mücadelemiz ve siyasal okumamızın bize öğrettiği hakikatlerdi. İşte böylesi bir tablo ve arayış içinde karşımıza baskı, inkar ve kayyım rejimi tesis ediliyor. Daha 79'da kazandığımız Hilvan Belediyesi'nin başkanı Nadir Temel ve meclis üyelerinin görevden alınması ile Batman Belediyesi Başkanı Edip Solmaz'ın katledilerek yerine bir askerin kayyım olarak atanmasını hatırlatmak isterim. Sayın vekiller, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden kazandığımız 65 belediyenin 6'sına seçimlerin ertesi günü KHK'li adaylar bahane edilerek Yüksek Seçim Kurulu AKP'li kayyımları iş başına getirdi. Seçildiklerinden kısa bir süre sonra ise 48 belediyemize İçişleri kayyımları atandı. Vali ve kaymakamlar. Kayyım atamaları keyfi ve hukuksuzdur. Bu tartışmasız bir gerçektir. Bu kayyım atama politikası aslında bir atanmışlar rejimi oluşturmanın adımlarıdır. Bu dayatılan atanmışlar rejimi sadece Kürdistan coğrafyasının veya bizim seçmenlerimizin de sorunu değildir. Kayyım çok açık ve net halkın iradesinin seçme ve seçilme hakkının gasp edilmesidir. Anayasanın, yasaların, Türkiye'nin imzaladığı uluslararası sözleşmelerin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ve Avrupa Yerel Yönetimler Özellik Şartı'nın ihlal edilmesidir, tanınmamasıdır, yok sayılmasıdır, çiğnenmesidir. Kürtleri yerel demokratik siyasetten ve yerel yönetimlerden tasfiye etme adımlarıdır. Hukukun bittiği yerde gayrimeşruluk başlar. Kayyım atamaları da halkın sandıktaki iradesinin üzerine gayrimeşru çökülmesidir. Tabii bunu hukuk yalanına, kılıfına uydurarak yapıyorsunuz ama işin özü değişmiyor. Konuşmaya gelince millet iradesinden bolca bahsedersiniz ama mesele Kürtler ve belediyeleri olduğunda ise neo şark islahatçısınız. Umumi müfettişlerin iktidar partisi olarak siyaset tarihine geçtiniz. Kayyım atanan tüm belediyelerimizde halkımızın iradesinin gasp edildiği her yerde bu rejim usulsüzlük, yolsuzluk ve borç batağına saplanmıştır. Kayyımla yönetilen şehirlerin Sayıştay raporları incelendiğinde çok vahim bir tablo söz konusudur. Ki Sayıştay raporları buzdağının görünen kısmı bile değildir. O kayyımlar şimdi gider ayak belediyelerin bir bir içini boşaltıyor. Yaptıkları yolsuzluklar, usulsüzlükler, talan, hırsızlıkların ötesinde bir bir belediyelerin içini boşaltıyor. Taşınmazları, arazileri, tesisleri, hatta belediyelerin hisselerini bile devrediyor bu kayyımlar. Peşkeş çekiyor. Kime? İktidar yandaşlarına. 31 Mart'ta boş belediye binaları bırakıp kaçmak istiyorlar. Amaçları bu. Kara bir leke ve büyük bir utançtır bu. Bu gaspçı uygulamayla Kürt halkında nasıl bir kırılma yarattığınızın farkında mısınız? İnsanları duyguda nasıl uzaklaştırdığınızın farkında mısınız? Kürt halkı demokratik siyasette ısrar ediyor. Demokratik siyaseti çözüm yolu olarak görüyor. Sandığa gidiyor. Ezici bir çoğunlukla belediye başkanlığı ve belediye meclis üyelerini seçiyor. Kentini, kendi belediye başkanları yönetsin istiyor. Siz ise Kürt halkına hakaret ederek bu yolu kapatıyorsunuz, iradesini gasp ediyorsunuz. Demokratik siyaset yolunu kapatmak hangi akla ve amaca hizmettir? Hiç düşündünüz mü? İnsanlar belediyeleri kendi evi olarak görüyor. Siz o eve kayyım olarak valiyi, kaymakamı gönderiyorsunuz. İnsanlar dilini, kültürünü reddeden, Kürtçe tabelaları dahi söken, hakaret eden vali ve kaymakamları kendi evinin içinde görmek istemiyor. Kayyım rejimi demokratik yerel yönetimler ve yerel demokrasinin imha girişimidir. Yine son 100 yıllık asimilasyon ve inkar politikalarının devamı anlamına gelen kayyım rejimi bizleri inandığımız bu yoldan ve kendimizi yönetme mücadelesinden asla ama asla alıkoyamaz. 31 Mart bu açıdan tarihi öneme sahiptir. 31 Mart
zulme, inkara ve hakarete karşı halkın topyekün sandık yoluyla vereceği tarihi yanıta tanıklık edecektir. Göreceksiniz. Kayın politikanız sandıkta çöp olacaktır. Halk sizin bu siyasi mühendislik projelerinizi un ufak edecektir. Kayımsız bir demokrasiyi yaratacaktır. Kayımların sandıkta kaybedecek olması aynı zamanda Türkiye'nin her yerinde demokrasinin kazanması demektir. Çünkü kayım Batı için de bir tehdittir. O yüzden herkesin Kürt halkının kayımlara karşı yükselteceği yerel demokrasi mücadelesine destek olması gerekir. Sahip çıkması gerekir. Boğaziçi Üniversitesi'nin kayımdan kurtularak özgürleşmesi için Cizre'nin ve Amed'in kayımlardan özgürleştirilmesi gerekiyor. Sayın vekiller, önümüzde bir yerel seçim var. O nedenle bu kayımlar meselesini bu kadar yoğun olarak ele almak durumunda kaldım. Şimdi burada değil herhalde ama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz bütçe görüşmelerinde burada Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nin 2024'te yenileneceğini söyledi. Şimdi bunu söylüyorsunuz, sonra da çıkıp Türkiye bu darbe anayasasından kurtulmalı diyorsunuz. Bakın, darbe anayasasının dayanağı tam da sizin yenilemek istediğiniz kırmızı kitaptır. Güvenlikçi, statükocu, vesayet anlayışına sımsıkı sarılıyorsunuz. Şimdi bakıyoruz, Avrupa Birliği'ne üyelik müzakereleri için demokrasi alanında atılacak adımları içeren ev ödevlerini yerine getirmiyorsunuz. Köprüleri atıyor ya da ayak sürüyorsunuz. Avrupa Birliği ilerleme raporları ortada, her yıl yayınlanıyor. Demokrasi ödevinde tembel öğrenci gibi sınıfta kalmaya devam ediyorsunuz. Her yıl açıklanan rapordan sonra Dışişleri Bakanlığı'nın aynı kınama açıklamasını yapması sadece komedidir. Gayri ciddi bir tutumdur. Türkiye hukukun üstünlüğü kategorisinde 173 ülke arasında 148. sıradadır. Türkiye sayenizde gri listededir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını tanımıyorsunuz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını tanımadığınız gibi Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını da tanımıyorsunuz. Maddelerini de tanımıyorsunuz. Hukukun temel ve evrensel ilkeleriyle aranıza büyük bir mesafe koymuşsunuz. Demokrasiyle aranıza büyük bir mesafe koymuşsunuz. Demokratik siyaset alanını kumpas ve kapatma davalarıyla daraltmaya çalışıyorsunuz. Gazeteciler cezaevinde, demokratik siyaset yürüten siyasetçiler cezaevinde, seçilmişler cezaevinde, bu parlamentonun bir üyesi Can Atalay cezaevinde, yerel yönetimler kayım darbesi altında. İşte tüm bunların dayanağı o kırmızı kitaptaki zihniyettir. Belli ki kırmızı kitabı iyi hatmetmişsiniz. Harfi harfiyen uyguluyorsunuz. Yeni vesayet rejimini bizzat siz adım adım inşa ediyorsunuz. Ama yanlış yapıyorsunuz. Yanlış yol izliyorsunuz. Türkiye'nin ihtiyacı kırmızı kitaplar değil, milli güvenlik siyaset belgeleri değil, güvenlikçi paradigma değil. Türkiye'nin ihtiyacı demokratik siyaset belgesidir. Demokratik çözümdür. Demokratik müzakeredir. Demokrasi reformlarıdır. Gelin meclis komisyonunun ortaya çıkardığı bu raporu güncelleyelim. Sayın vekiller, bu raporu güncelleyelim. Eğer illa bir şey güncellemek istiyorsanız. Şimdi konuşmamı bitirirken bir konuya da değinmek istiyorum. Biliyorsunuz 5 yıl önce HDP Grup Başkan Vekili olarak göreve başlamıştım. Ardından bu iktidarın yüzünden Yeşil Sol Parti Grup Başkan Vekili olarak devam ettim. Sonra HDP Grup Başkan Vekili oldum. Sonra yine iktidarın çabasıyla DEM Parti Grup Başkan Vekili olarak şimdi kürsüdeyim. Ben aynı benim, aynı fikirlere sahibim, aynı görüşlerimi anlatıyorum ama parti isimleri farklı. Nedeni ise bu iktidarın HDP'ye, Kürt siyasetine, Kürt demokratik muhalefetine yönelik açtırdığı siyasi kapatma davası ve demokratik tasfiye, demokratik siyasetten tasfiye çabalarıdır. Demokratik siyasetten bizleri, Kürt halkının ve Türkiye demokrasi güçlerinin sesi, sözü ve siyasi temsilini tasfiye etme çabasıdır. Bu da demokrasi ve hukuk adına bu iktidarın ayıbı ve utancıdır. İktidara söyleyelim ki bu yol demokratik ve hukuki bir yol değildir. Yanlış yolda gidiyorsunuz. Bir kez daha bunu vurgulamış olalım.
Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Saygıyla tekrar selamlıyorum. Sayın Oluç, teşekkür ediyorum.